Merhabalar genç kaptanlar, hepiniz Bozburun Boğazı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere taksi nedir ve uçaklar taksiyi nasıl yaparlar bunları göstereceğim. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Taksi yapmak nedir genç kaptanlar? Bunun cevabı aslında çok kolaydır. Tabii ki uçakların kapıdan uçak pistine doğru giden yoldur. Tabii tam tersi de diyebilirsiniz. Ve bu yollar havaalanında yerlerde sarı çizgi olarak işaretlidir. Bu taksi yollar pilotların yolunu bulabilmesi için yapılmıştır. Ayrıca her taksi yolların NATO alfabetik isimleri vardır ve bunları taksi yolların yanında taksi işaretlerinde görebilirsiniz. Ben sizlere bunların nasıl olduğunu ve nasıl taksi yapıldığını gösterip ve anlatacağım. İlk öncelikle İngilizce NATO alfabesini öğrenmelisiniz ve ben sizlere bunları teker teker anlatacağım. Merak etmeyin, bu anlattığım NATO alfabesi video açıklamada altta yazılıdır ve buradan tekrarını okuyabilirsiniz. Unutmayın ki bunlar havacılıkta sık sık kullanılan şartlardır. Hemen NATO alfabesine geçelim ve A'dan Z'ye saymaya başlayalım. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Bunları bu şekil okuyabilirsiniz. Örneğin kule bize herhangi bir yoldan gitmemizi istediyse bize taksi yollarını verecektir. Şimdi örnek olarak biz İstanbul Atatürk Havaalanı'nda Gate yani kapı 215'ten 35 Right pistine doğru gitmek istiyoruz. Ve kule bize taksi yollarını şu şekil verebilir. Delta Foxtrot 2 Bravo 11 2 Holding Point 35 Right. Burada yapmamız gereken bu vermiş olduğu taksi yolunu takip etmektir. Buradan sizlere bir de güzel ipucu vereyim. Eğer taksi işareti siyah renk gözüküyorsa bu demek oluyordur ki şu an siz bu taksi yolundasınız demektir. Eğer taksi işareti sarı renk ise bu da demek oluyordur ki taksi işaretin üzerindeki oku takip ederseniz işaretin üzerindeki taksi yoluna ulaşacaksınız demektir. Ve ayrıca taksi yollarında maksimum hız geçerlidir. Örneğin dümdüz taksi yolundaysanız buradaki yapabileceğiniz hız en fazla 30 knots'tur. 90 derece dönüşler için en fazla hızınız 13 knots olmalıdır. Ve apronda parka gireceğiniz zaman hızınız en fazla 10 knot serbesttir. Eğer akşamları taksi yapıyorsanız bu taksi çizgilerinde yeşil ışık yanacaktır ve böylece akşamları taksinizi bu şekil yapabilirsiniz. Yerde görmüş olduğunuz kesintisiz sarı çizgi demektir ki kuleden izinsiz kesinlikle geçmemelisiniz anlamına gelir. Eğer kesintili sarı çizgi taraftan geliyorsanız kuleden izinsiz bu çizgiyi geçebilirsiniz anlamına gelir. Şimdi tabii bunlar piste doğru giriş yapabilmeniz için doğal şeylerdir. Çünkü her an trafik inebilir ya da gelebilir. O yüzden bu pist etrafındaki çizgilere dikkat etmelisiniz. Eğer bu taksi işaretini doğru takip ederseniz havaalanının istediği noktalara kadar gidebilirsiniz. Evet kaptanlar, bu öğretim videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Sizlerin hepinize iyi uçuşlar dilerim ve hoşça kalın. Thank you.